Öncelikle bu tür hastalarımızın yapılan endoskopik muayenelerinde burun tıkanıklığına yol açabilecek unsurları ayırt etmemiz gerekir. O hastada ayırıcı tanıda burun ve sinüs koşullarını gözden geçirmemiz gerekir. Diğer anatomik, yapısal veya hastalıkla ilgili koşullar yoksa mevcut burun tıkanıklığı büyük ölçüde uzunca sürmüş, hatta yıllarca sürmüş burun damlası kullanımına bağlı ise burun damlasını bıraktırmak için özel çaba sarf ederiz. Aslında hastalarımızın çoğu bunu daha önce kendi kendilerine başarmaya çalışmışlardır ama çoğu kez başarısız kalmışlardır. Biz öncelikle bu tür hastalarımızı burun damlasının içeriğini sağlayan ağızdan tablet olarak kullandığımız ilaçlarla rahatlatmaya çalışıyoruz. Yani birdenbire burun damlasını kesme önerisi çoğu kez işe yaramıyor. Burun damlasının etken maddesi tablet formunda da vardır. Birkaç gün kadar tablet kullanılarak burun içi tahrişi bir şekilde azaltılmış olur. Buna ek uyguladığımız başka burun spreyleri de var. Birkaç hafta kadar bunların başarıyla kullanılması halinde hastalarımızın özellikle bu burun içi açıcı damlalarını çok suistimal etmemiş olanları ya da daha kısa süredir bu bağımlılığı yaşayan hastalarımız burun damlasını bu ilaç tedavisiyle bırakabilmektedirler.